Defne? Defne, senin dışarıda ne işin var? Eda abla, hep birlikte yurda dönüyoruz. Ne? Hacer teyze. Hacer teyzeye Defne'yi ben söyledim Eda. Sevim anneyi de aradım. Bizi Bursa'da otogardan alacak. Buradan gidiyoruz. Tamam kardeşim, tamam da sen niye böyle bir karar aldın ki? Eda, sana her şeyi anlatacağım. Yolda hepsini konuşacağız. Ama buradan gitmemiz lazım. Ve gidip Bursa'da yeni bir hayata başlayacağız. Olur. Sen zaten her şeyin en güzelini ve en doğrusunu bilirsin. Yeter ki sen ol. Bak hep beraber gidiyoruz. Mutlu musun? Hı hı. Efendim Sevim anne. Tamam. Geliyoruz. Varınca da bana haber verin olur mu? Veririz. Ağlama artık ne olur hadi. Ben bir köşke gideceğim. Bırakmam gereken bir şey var. Gel. Ağlama ağlama. Gidiyoruz diye bizi unutma. Arayı açma gel özleriz çünkü. Kadife yanağı bakayım. Hmm. Bak aa, benim. Dişleri var. Bakayım. Bayağı gülebiliyor musun? Abisi uğraşma kızım. Thank you.
kız kim? Uzun hikaye. Nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya dönüyoruz biz. Benim yüzümden mi? Seninle hiçbir ilgisi yoktu. Orada daha iyi olacağımızı düşündük. Gidip orada yeni bir hayat kuracağım kendime. Seni bir daha görebilecek miyim? Bak Yaren, ben seni birçok kez kırdığımın farkındayım. Ama bu benimle ilgili. Geçmişimle ilgili, yaşadıklarımla ilgili. Bunları seninle konuşmak isterdim. Ama konuşamadım. Şimdi de yarım kaldı. Ama bana bir şans verirsen her şeyi değiştiririm. Bilmem ki. Belki biraz zaman sonra. En azından hayır demedim. Bu da bir şey. Ben Bursa'ya geleceğim. Arayacağım seni. Tamam, görüşürüz. Benim artık gitmem gerekiyor. Tamam. Git. Ama bu bir veda değil. Thank you.